yarının suyunu korumak için yeni Finish Ultimate Plus sunar. 7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Suçları neymiş? Müdürün çantasını çalmışlar. Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Bilmem. Sınav soruları için herhalde. Sizi özleyeceğim çocuklar. Biz de sizi. İşte bu be! Dördür. Tekrar oynatabilir miyim müdürüm? Gerek yok. Görüntüler her şeyi anlatıyor zaten. Onun için fazla uzatmıyorum. Doğacan, Nedim ve Nil isimli öğrencilerimizin okuldan uzaklaştırılmalarını öneriyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Doğacan, Nedim ve Nil isimli öğrencilerimiz bir ay süreyle okuldan uzaklaştırılmıştır. Toplantı bitmiştir. Damla! Damla dur, sakın yapma! Geç kaldınız Yağmur Hanım. Damla geleceği değiştirecek kağıtları az önce imzasını attı. Biz sana güvenmiştik. Niye hiçbir şey söylemedin? Niye her şeyi almalarına izin verdin? Ben bir şey söylemedim. Beni okuldan atmakla tehdit etti. Sen de bizi hemen sattın öyle mi? Bu işten kendini sıyrılacağını düşündün. Cem! Bırak. Berk'in hiçbir suçu yok ki. Hepsinin suçunuzu benim. Yağmur Hoca da sen de beni hep uyardınız ama ben dinlemedim. Keşke dinleseydim. Damla! Hadi bakalım. Herkes sınıflara. Hadi tamam çocuklar. Sıkmayın canınızı. Bir şekilde halledeceğiz. Hiç sanmıyorum. Hizmin hakları elimizden gitti. Damla da perişan halde. Bizimkilerin uzaklaştırma almasını söylemiyorum bile. Yapmayın çocuklar. Yani bir şekilde çözülecek. Nasıl çözüleceğini bilmiyorum ama bir şekilde çözülecek. Ama ondan daha önce bizim cevabını bulmamız gereken bir soru var. Müdür bunu neden yaptı? Yani Hidra'yla alıp veremediği neydi? Siz
Nedenini biliyor musunuz yoksa? Bu ne Cem? Sorunuzun cevabı hocam. Müdürün alaycı bakışlarını gördünüz değil mi? Ne kadar da keyifliydi. Sanki zafer kazanmış gibi. Amacın ulaştı ya. Zil takıp oynar artık. Senin nereden haberin oldu? Çantayı çalmaya çalıştığımızdan yani. Damla'nın günlüğünü okudum. Sonra da sizi takip edince yeniden kahraman olmayız. Şu an her şeyi biliyorsun yani, öyle mi? Evet. Bütün macerayı. Sizi, gelecekte olanları, İdra'nın önemini... General Bahriye. Sen de illa bu günlüğü okuyacaksın değil mi? Merak tabii. Uf, her şey çok kötü oldu ya. Hidra nasıl elimizden gitti? Bir anda nasıl bu hale geldik? Bizimkiler ne yaptı acaba? Onlar bir yolunu bulsa var. Yani siz geleceğe gittiniz. Ve müdür de gelecekten gelen General Bahri. Yani bizim Bahri. Çocuklar. Bu çok büyük bir iddia, farkında mısınız? Hocam siz bir cevap istediniz. Biz de anlattık. İnanıp inanmamak size kalmış. Müdür bey, beni çağırmışsınız. Gel bakalım küçük Bahri. Artık her şeyi öğrenmenin zamanı geldi. Her şey derken bu masanın üstündeki alet de ne? Korkma. O senin için değil. Benim için. Birazdan her şeyi bütün çıplaklığıyla öğreneceksin. Müdür zaman taşını çalıştırmış mıdır sizce? Bence çalıştırmıştır. Hatta pılını pırtısını toplayıp geleceğe dönmüştür bile. Dönmüştür değil mi? Niye kalsın ki? Her istediğini aldı sonuçta. Ufacık ya, ufacık bir fırsat olsa yeniden bir şansımız olabilirdi. Aslında var. Bu düşündüğüm şey mi? Aynen öyle. İyi de sen bunu nasıl aldın? El çabukluğuyla diyelim. Hangi elimde olduğunu bulursan senindir, sen dur. Saklıyorum. O zaman bir şansımız daha var. O parça olmadan geleceğe gidemez. Aynen. Geleceğe gitmek için bizimle pazarlık yapmak zorunda. Harikasın be. Süper. Bu ya. Evet. Gitmeden önce sana her şeyi anlatacağım. Ama önce şu zaman taşını bir çalıştıralım. Ne oluyor ya? Niye çalışmıyor bu? Müdür bey, tam olarak ne oluyor? Bizim aramızda nasıl bir bağ var? Bu alet ne? Anlatacağım dedim ya be. Bir sorun var, görmüyor musun aptal? Sen de aynı babam gibisin. Sürekli bana bağırıp hakaret ediyorsun. Bahri, öyle demek istemedim. Doğacan'ın Feza'yla yaptığı yayını hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Saçma sapan konuştu diye onu suçlamıştık. Evet ama bizdeki şoku da düşünsene. Yani. O yayın çok önemliydi. Sıfır gününü engelleyecekti. O yayın olmadı. Ama sen olaydan asla vazgeçmedin.
Hidra'yı buldun, insanları tekrardan ayaklandırdın. Ben de senin bu güçlü yanını çok seviyorum. Ve her gördüğümde yeniden hayran kalıyorum. Fakat şimdi senin kendine bu gözle bakman lazım. Çünkü o güce çok ihtiyacımız var. Yani fırtına için bir damlaya ihtiyacımız var. Küçük şeytanlar. Alo. Şşt. 2055 mi? Duyan var mı? Kesiliyor abi. Yok değilmiş. Sen gitmedin mi geleceğe? Bana bakın, o parçayı hemen bana getirin. Yoksa... Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şekilde tespit edemezsin bizi. Şimdi bizi dinliyorsun. Parçayı getireceğiz. Ama karşılığında senden Hidra'nın devir belgelerini istiyoruz. Sonra da ait olduğun zamana geri döneceksin. Anladın mı? O belgeleri size geri vermeyeceğim. Hidra asla hayata geçmeyecek. Sen bilirsin. O zaman sonsuza kadar burada yaşayacaksın. Basit bir müdür olarak. Hatta müdür olmadığını da ortaya çıkınca artık ondan sonrasını sen düşün. Galiba bu parça işe yaramıyor. Ben kırıyorum bunu o zaman. Tamam, tamam, durun. Belgeleri getireceğim. Güzel. O zaman yarım saat sonra sana söyleyeceğimiz yere gel. Bu ne Cem? Sorunuzun cevabı hocam. Ya bırak ya sinirli sinirli. Kaç yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz. Bitmiyor işte kardeşim. Bitse biterdi. Bitmiyor. Böyle bir durumda sırf kendi itibarımızı korumak için onlara arka çıkmayız değil mi? Hocam. Damla. Hocam, ben sanırım her şeyi değiştirebilmenin bir yolunu buldum. Ben de müdürle ilgili söylediklerinizi düşünüyordum. Hocam, hiçbir şeye inanmak zorunda değilsiniz. Ama ortada bir gerçek var. Hidra'yı elimizden aldılar. Ama şimdi onu geri alabilmemizin bir yolu olabilir. Hocam. Sizden tek bir şey duymak istiyoruz. Bizimle misiniz, değil misiniz? Peki benim numara yaparsa ne yapacağız? Onu da konuşalım. Bunu ağzıma atar yutarım. Çok mantıklı. Ya benim kafam bir şey takıldı. Peki diyelim her şey yoluna gitti. Zaman taşıyla birlikte geleceği geri gitti. Peki bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi geri gelirse ne olacak? Mantıklı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ben onu da düşündüm. Kendi ağzından bir itiraf videosu çekeceğiz. Öyle şeyler söyleyecek ki bir daha buraya asla gelemeyecek.
Ne oldu Bahri? Baban yine bir şeye mi kızdı? Gidin buradan. Kimseyi görmek istemiyorum. Ama Bahri... Gidin dedim! Bahri... Biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli bir şey hakkında Emre. Baştan uyarıyorum. Bir numara yapacak olursan bu parçayı bir daha asla göremezsin. Ben bana söylediğiniz şeyi yapmaya geldim. Elindeki kağıtları masanın üstüne koy ve geri çekil. Evet, bu Damla'nın imzası. Nerede görsem tanırım. Günlüğünün arka sayfasında var da bayağı. Oradan. Tamamsa artık elinizdekini alabilirim. Dur. Hemen değil. Şimdi senden bir video kaydı alacağız. Tekrar geri dönmeyeceğini garantiye almak için. Bak yutarım he. Tamam tamam. Tamam, istediğinizi yapacağım. Burada yazılanı oku. Damla. Sence işe yarayacak mı? Bilmiyorum hocam ama yaramak zorunda. İşi kökünden çözecek tek şey bu çünkü. Tamam. Ben senden haber bekliyorum. Tamam hocam. Evet. Hazır mısınız? Bütün çocuklardan nefret ediyorum. Kes. Hayır. Yaşa. Yani yapman gerek. Bütün çocuklardan nefret ediyorum. Kes! Birazcık daha nefret et böyle. Bütün çocuklardan nefret ediyorum. Hazır okula geldin bari oyunculuk kulübüne gitseydin, anladın mı? Hadi. Bütün çocuklardan nefret ediyorum. Bence çocuksuz bir dünya muhteşem olurdu. Tamam mı? Evet. Değil, burada müdür olmak artık insan içine bile çıkamazsın. İşten tamam bence. Bana bakın, benim adım General Bahri. Ben bir söz verdim mi tutarım. Gideceğim demiştim, gideceğim. Hadi artık verin şunu da işimizi bitirelim. Evet. Artık gitme vakti.
Size söz verdiğim gibi gidiyorum. Ama tek başıma değil. Benimle beraber biri daha gelecek. Nasıl yani? Getirin. Kuzen. Damla. Ta kendisi. Dur. Kuzen. Kendime yol arkadaşı olarak Damla'yı seçtim. Nasıl? İyi yapmış mıyım? Kuzen. Kazanmak üzere olduğumuz zaferi mahveden, sonra da üstüne üstlük bir de bu hidre belasını başımıza musallat eden hep bu küçük hanımefendiydi. Ama artık yeter. Geleceği bir kez daha yazmasına izin vermeyeceğim. Çocuklar. Biraz önce Damla geldi yanıma ve bir fikri olduğunu söyledi. Hocam mesaj geldi, depodalarmış Damlalar. Tamam, hadi hadi o zaman hemen çabuk gidelim. Her şeyi hidre sayesinde halledebileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Damla buradan gittikten sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Doğru. Artık gidiyoruz. Sağlıcakla kalın. 2055'te benim hükmettiğim dünyada görüşmek üzere. Kuzen! Damla! Damla! Bunu yapamazsın. Yaptım bile. Herkes lütfen sakin olsun. Biz 2055 yılından zaman suçları biriminden geliyoruz. Bahri Dönmez. Zaman taşını çalmaktan ve zamanda yasa dışı yolculuk yapmaktan dolayı seni tutukluyoruz. Ama beni nasıl buldunuz? İşte bununla. Senin yazdığın itiraf mektubuyla. Damla'nın günlüğü değil mi? Bahri kendisi yazdı o mektubu. Nasıl yani? O adam benim gelecekteki halim mi? Yani ben o muyum? Bahri. Canım, bak sana kimse iyi davranmadığı için gelecekte kötü biri oluyorsun. Ama bak şimdi böyle değilsin. Hem bu yapacağın şeyle de tamamen her şeyi tersine çevirebilirsin. Yani kötü biri olmayabilirsin. Ben öyle biri olmak istemiyorum. İşte bunu tüm dünyaya gösterebilmek için daha iyi bir fırsat olamaz. Her şey senin kaleminin ucunda. Bak Bahri. Ben bir kere geleceği değiştirdim. Şimdi sıra sende. Benim adım Bahri Dönmez. Şu anki bildiğiniz adımla General Bahri. Size bu mektubu 2032 yılından yazıyorum. General Bahri olarak zaman taşını çalıp 2032 yılına geldim. Burada bütün insanlığın kaderini etkileyecek bir suç işleyeceğim. 25 Nisan 2032 tarihinde 16:15'te okula gelerek beni durdurabilirsiniz. Ne yaptın sen, aptal? İyi bir şey, bütün insanlık için.
Bu mektubu Doğacan sayesinde bulduk. Yine günlüğü mü okudun Doğacan? 20 yıl sonra ne yaptığımı nereden bileyim ben? Size nasıl olduğunu söylemeyeyim. Siz her an geleceği yeniden ve yeniden yazmaya devam edin çocuklar. Hepinize tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi gidiyoruz bari. Ben bir an senin gittiğini zannettim. Bir iki saniye olsa da. Bu canlı yayında kaybettiğim imajımı tekrar toparlamak için bir metin yazarına ihtiyacım var. Şöyle günlük tadında bir şeyler olabilir. Birlikte çalışmaya ne dersin? Anlaştık. Wow. Peki şimdi ne yapıyoruz? Adımızın hakkını veriyoruz. Yarının suyunu korumak için Yeni Finish Ultimate Plus sundu.